Sen dışarı çıkın komiserim. Ya kestir işi. Dışarı çıkmak falan yok. Selçuk Baba, benim sana can borcum var. Sen beni ipten aldın. Bunlar bizimkiler. Komutanım, Emre ve Galip abiyi gördüm. Çiğdem Teğmen de orada. Oh, Allah'a şükür komutanım. Anlaşıldı. Çiğdem, size doğru geliyoruz. 11 yönde. Tamam, anlaşıldı komutanım. Biz de geliyoruz oraya. Bayram, İlyas, haydi. Emre, iyi misin? Emre. Komutanım. Emre, iyi misin komutanım? Galip, Çiğdem. İyiyim. İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Galip abi. Abi, iyi misin? Galip abi. İçerdiler. İçerdiler. Kim? Yörük yüzbaşı. Selçuk. İçerdiler Bayram abi. Oradalar. İçerideler. Biraz içeri. Tamam abi, gidiyorum. İyiyim ben. İçerideler. İyiyim. Dur şunu. Selçuk! Yürü! Gel şuraya, gel şuraya. Sen yürü, seslerin! Yürü! İlyas gel buraya. Seni! Bekliyorum! Seni buraya! Yardım et! Dur abi! Galip, tut! Koş İlyas! Selçuk! Asu'yum, Kılıç Timi'yle tekrar irtibat kur. Emredersiniz. Çiğdem Teğmen komutanım. Çiğdem Teğmen'im, nedir durumunuz? Komutanım, tuzak kurmuşlar. Korkarım ki. Ne diyorsun Teğmen'im? Neden bahsediyorsun sen? Komutanım. Selçuk Asubay'ın üstüne bombalı tüzenek koymuşlar. Biz yapıya ulaştık. Yörük Yüzbaşı ve Selçuk Asubay içerideyken bomba infilak etti komutanım. Anladım. Biz şimdi onlara ulaşmaya çalışıyoruz komutanım. Kaan Yüzbaşı ve arkadaşlar onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Yapıya girmeye çalışıyoruz komutanım. Tamam. Durumdan beni haberdar et Teminim. Durum belli olur olmaz benimle irtibata geç. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Durum daha belli değil kızım. Haber bekliyoruz.
Tamamdır. O iş bitti. Söyle. Güzel bir haber ver bana haydi. Tamamdır. Senin adamlar havaya uçtu. Emin misin? Tabii tabii. Önce adamları içeri girerken gördüm. Sonra bum. Aferin sana. İyi iş çıkardın. Bundan şüphen mi vardı Melik? Artık paraları halledersin ha. İşinin karşılığını fazlasıyla alacaksın, merak etme. Yarın Türkiye'deki haberler çok acıklı olacak. Çok acıklı olacak. Hadi gidelim. Neyi bekliyoruz? Sen şimdi çok para mı aldın bu iş için? Ha? Velid, başlama şimdi. Ha, kaşem yüksektir. Neyim yüksektir dedi? Para Velid, para. Para. Eyvah. Demek yüksek ha? Tamam. Hadi gidelim şu lanet yerden. Velid gitsin askeri alsın. Velid askeri dere tepe yürütsün. Velid bir de üstüne işkence yapsın. Adam gelsin hazırlık olsun, oh be. İki kablo, bir bomba. Tamam. Paraları alsın. Velid de alsın. Kaşe yüksekmiş. Arka tarafta sıkış müküş bir yer var mı? Komutanım, burada kimse yok. Allah kahretsin ya. Lan yürüyün! Ne oluyor lan? Hayır! Tövbe bismillah! Komutanım buradalar. Sen iyi misin? Yürük! İyi misin? Babalar neredesin? İyi misin? Komutanım. İyiyim, Selçuk'a bak. Selçuk, bayram Selçuk'a bak. Bayram. Ne oldu lan? Siz de mi öldünüz? Ölmedin, ölmedin. Yaşıyorsun. İyi miyim? İyisin komutanım. Sarışın. İyi misiniz? İyiyim. Komutanım. Selçuk, iyi misin aslanım? İyiyim. Ha? Bayram, Selçuk'a bak hemen. Evet, komutanım. Ben de komutanım, ben de. Lan nasıl becerdin oğlum? Çünkü Selçuk var ya. Ha? Yatsın kalksın şu. Döküm küvete dua etsin. Ha. Bildi küvete girmişler. Ha. Vallahi öyle. Abi iyisin değil mi? İyiyim İlyas. Ha. Bana bak. Ne? Nasıl becerdin, nasıl? Lan. Nasıl becerdin bunu buna? Ha. Ha. Uyuk Selçuk'ta. Aman bulgurlar yatırlar. Niye kelet? Allah'ın belası, manyak herif, dışarı çık. Çık dışarı! Önde yakladım. Komutanım. Komutanım. Aaaa!
Selçuk baba, bana bak. Şimdi buradan beraber çıkacağız. Ben bunu belinden söküp atacağım. Sen de bu döküm küveti üstümüze kapayacaksın. Üç deyince. Komutanım bak. Bu düzenek muhtemelen vücut ısısı ayarlı. Ya da kabloyu komple gövdeme sardı, bilmiyorum. Ama her koşulda patlayacak. Düzeneğin yenilmez. Üç deyince bunu atıyorum. Sen de bunu üzerimize kapıyorsun. Bu bir emirdir. Bir. İki. Erenler ya! Bu eski döküm küvetlerden yapmıyorlar. Evet. Her şey tehlike. O demir istiği yok. Her şey fabrikasyon. Her şey alüminyon. Ne? Alüminyon. Alüminyon. Çok iyi. Sağlam istiyorsan babalar. He. Döküm olacak. Ham böyle ham demir olacak. Bir kere bak. He. Ben yıllar önce, seneler oldu daha. Üsteğimlerim. Zaptayız istikalçılarla. Demir madeninde baskındayız. Yürük. He. İstikal demir madeni çok iyi. İyi dalarsın sen. Çok iyi. Bayram. Emrini komutan. Sana kesin emrimdir. Şu koca oğlanın ağzını dik. Ağzını? Devam et sen, devam. Ben gidiyorum. Döküyor musun? Döküyor musun? Demir, demir sus, maden. Sus, sus. Allah Allah ya. Su. Ver su ver. Yandı ya. Dumanlar. Ya şunu indirsen de hani ele konuşsak. Allah muhafaza şeytan meytan doldurur. Şimdi ben doldurdum, ben şeytan mıyım diyeceksin. O da olmayacak. Ulan sus sus, konuştukça batıyorsun ya. Ya seninle şöyle bir anlaşma yapsak ha? Ben bu evden tek parça çıkayım dışarı. Bu arkadaşı da sana vereyim, tepe tepe kullan. Nasıl? Değil. Türkiye mi? Af buyur. Türkiye'den mi geldin? Yani şöyle oluyor, ben şöyle izah edeyim zaten şahanesinize. Ya tamam, Türkiye'den geldim ha. Şimdi arkadaşı soracak olursan, biz arkadaşla biraz tartıştık. Arkadaş da bana dedi, Allah! Ya sen ne yaptın? Yani yaptın da yani niye yaptık? Nereye gidiyorsan ben de götür. Ne? Beni de götür. Bu adam beni zorla köyümden kaçırdı. Üçüncü karısı yaptı. Beni Türkiye'ye götür. Üç mi? Vay şerefsiz vay. Ulan ben bir tanesiyle baş edemedim. Üç ha? Puf. Bak. Bunu da al tamam. Beni burada bırakma. Emredersiniz komutanım. Komutanım, yüzbaşı Kaan Bozok. Kaan. Komutanım, yüzbaşı Haydar Bozkurt ve astsubay Selçuk Yenilmez'e ulaştık. Astsubayımın durumu gayet iyi. Ancak ufak yaraları var. Bayram bakıyor. Yörük Haydar'sı bildiğiniz gibi komutanım. Bildiğim gibi mi? Nasıl yani? Ne diyorsun Kaan? Maalesef yaralı değil komutanım. Özellikle dil ve çene bölgesinde... Herhangi bir hasar yok komutanım. İşte buna çok sevindim yüzbaşım. Çenesine vurdu, durmadan konuşuyor komutanım. Şu anda arkadaşlara döküm küvetin faziletlerini anlatıyor. Döküm küvet mi? Aynen komutanım. Helikopterin sizi alacağı koordinatları hemen geçiyorum. Siz vakit kaybetmeden yola çıkın. Emredersiniz komutanım. Dönüyorlar astsubayım. Kılıç değil mi? Astsubay Selçuk Yenilmez'i de kardeşini de yanına aldı, yuvasına dönüyor. Komutanım, izin verirseniz ben çıkabilir miyim biraz? Tabii tabii. Çık biraz. Bir soluk al. Ya işte baba herhalde. Bak daha.
Git Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bizim orada yani Mersin'in Mut ilçesinin Karaca olan köyünde bir Hasan Usta vardı. Demir ustası, bak hiç unutmam. Hasan Bulgurcu. Şimdi Mersin'den başlayıp Orta Asya'ya uzanacak. Oradan böyle Ötüken'e doğru devam edecek. En son Tanrı Dağları'na kadar yardırıp gidecek. Bak görürsün. Nasıl? Devam edin diyorum komutanım, devam. Hasan Usta diyordunuz komutanım. Hasan Bulgurcu. Bulgurcu. Hah, Hasan Bulgurcu bak. İyi pirinç tabela da yazardı. Ama asıl işi demir. Döküm, ham demir. Bak, bir nal dökerdi. Yemin ediyorum eşeğe vur. Kendini Johnny Gitar sanır. Son 400'de Gazi Koşusu'nda en sağırdan geri birinci olurdu yemin ediyorum. Öyle yani. Sayın Yörük Aydar Yüzbaşı Beyefendi. Eğer bittiyse, hazırsanız gidebilir miyiz müsaitseniz? Olur mu? Babalar ne bari? Bak ya. Ben de çay içer misin diye soracağım sana. Ulan. Yaşıyorum ama. Selçuk da iyi. Mümkün değil, olmaz. İyi, ben yolda devam ederim o zaman. Et orada, et orada. Ver Sinan baba ya. Manyak. Babuş, hazır mısınız? Biz tamamız komutanım. İyi, çok şükür. İyi. Hadi Selçuk'u eve götürelim. Karargâhta bekleyeni vardır. Allah'a şükürler olsun komutanım ya. Vallahi yemin ediyorum ha, böyle mis gibiyim ha. Vallahi bak. Ya komutanım. Ya şimdi şöyle bir alçak desibelle bir türkü tuttursak. He? Sıkıntı var mı? Ulan bugün her şey serbest size be. Yapıştır bir tane gelsin. Senin Allah'ına kurban komutanım ya. Allah'ına kurban. Emre. Bir türkü söyle lan. Bu. Ben sarısı söylesin komutanım. Yok komutanım, ben beceremem o işleri. Antep bülbülü. Oğlum bir türkü söyle hadi. Yok estağfurullah komutanım. Yani benim biraz boğazlarımda sıkıntı var. Ya babalar. Ya Erenler. Dert ettiğin liseye bak. Ben söylerim. Yok yok. Yok. Ben aman ha yok. Hadi ben yok, git. Yok yok yok. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey? Gönderdiğim çoraplara yana oldu mu mendil yerine? Mendil ördüm geline. Geçmiş olsun evlat. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım Selçuk. Hemen hastaneye. Tam bir kontrolden geçiyorsun. Bayrama baktı komutanım. İyiyim ben. Sıkıntım yok. Sizdeki bu inat nedir anlamıyorum ki. Selçuk, hemen hastaneye. Hatta Başak Astubay da seninle geliyor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kardeşim hadi. Sağ olun komutanım. Hadi kızım sen de. Ya bir lafı ikiletmeyin insanı. Allah Allah. Hadi kızım. Emredersiniz komutanım. Gelelim size. Çatışma bölgesini izin almadan terk etmek neymiş? Sizinle konuşacağız. Ve öyle ufak bir cezayla atlatabileceğinizi zannediyorsanız da yanılıyorsunuz. Anlaşıldı mı beyler? Emredersiniz komutanım. İyi iş başardınız çocuklar. Aferin. Sağ ol. Bize ceza, onlara aferin. Tabii. Bir şey mi dediniz? Hayır komutanım. Kesinlikle hayır komutanım. İyi bakalım. Haydar. Emredin komutanım. Sen de bir ara doktora görün bakalım. Ne kadar döküm küvetinin altında da olsan 5 metre yakınında bomba patladı ya. Emredersiniz komutanım. Döküm küvet. Ama anlatmaya kalkma bana şimdi sakın. Emredersiniz komutanım. Yuvaya hoş geldiniz Steve. Sağ ol. Sağ ol. İstirahat edin. Sağ ol. Haberimiz bizden önce geliyor. Nasıl oluyorsa. Yani onun adı Kopuz Baba. Yörük. Her yerde kulağı var. Kulağı var diyorsun. Ulan.
Hüseyin'im. Çatışma alanındaki desteğiniz için sağ ol. Ben yapmam gerekeni yaptım. Sağ salim dönmenize de çok sevindim. Sonuçta nişanları kavuşturduk, değil mi? Aynen. Doğru. Hadi görüşürüz. Görüşürüz komutan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.